Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de madde döngüleriyle devam edeceğiz. Evet, doğada yaşamın sürekliliği için karbon, su, oksijen, azot, kükürt ve fosfor gibi maddelerin devirli olarak kullanılması gerekiyor. Biliyorsunuz ki doğamız belli döngülerle canlılığını sürdürmeye devam ediyor. Bunlar da gezegenimizin oluşmasından itibaren de o yavaşça ortaya çıkmış olan belli elementlerin döngüsü sayesinde gerçekleşiyor. Yani canlılarımız ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadığı ortamdan alacak ve kullanıp daha sonra geri vermesi şeklinde bir döngüden bahsediyoruz. Bu maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına da biz madde döngüleri adını veriyoruz. Arkadaşlar, madde döngülerinin bu şekilde canlılıkla ilişkilendirilmesinin yanı sıra aynı zamanda biz bu karbon, su, oksijen, azot gibi maddeleri kullanarak aslında doğamızda belli atık maddeler ürettikten sonra bunların geri dönüşümüne de katkı sağlamış oluyoruz. Şurada gördüğünüz geri dönüşüm simgesine hepiniz aşinasınızdır zaten. Kağıt, cam, plastik gibi maddeleri de aslında biz bu döngüler yola çıkarak geri dönüşümü kazandırabiliyoruz. Size bu dersimizde 3 tane ana döngüden bahsedeceğim. Birinci döngümüz su döngüsü. Önce suyun atmosfere nasıl geçtiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu bir döngü olduğu için şu şekilde başlar ve daha sonra şu şekilde devam eder demek yerine döngünün genel olarak nasıl ilerlediğini anlıyor olmamız lazım. Suyun atmosfere geçişinde öncelikle güneş biliyorsunuz ki dünyamızın ilk ve en büyük enerji kaynağı. Onun ışınlarının etkisiyle de okyanuslar, göller, nehirler, kara parçaları ısınmaya başlıyor ve buharlaşıyorlar. Buharlaştıkça da yukarıya atmosfere doğru geçiş yapıyorlar. Ayrıca bitki ve diğer canlılar da terleme solunum yoluyla suyu buharlaştırarak atmosfere gönderiyor. Yani biz de aynı şey sadece okyanus, göl, nehir olarak düşünmeyeceğiz. Canlı mekanizmalar da terleme ve solunum reaksiyonlarıyla suyu buharlaştırarak atmosfere katıyor. Bunu unutmayacağız. Bir notumuz var. Karasal ekosistemlerden döngüye katılan suyun %90'ının kaynağı bitkilerin terleme olayıyla atmosfere verdiği sudur. Yani burada hepiniz aslında işte denizlerin, okyanusların buharlaşmasını düşünüyor olabilirsiniz en büyük etken olarak. Ama %90'ı aslında bitkilerin terlemesiyle gerçekleşiyor. Pekala, atmosferdeki biriken su buharı yeryüzüne tekrardan nasıl dönecek? Çünkü bu bir su döngüsü olduğu için onun tekrardan aşağı inebiliyor olması lazım. Bunun gerçekleşmesi de yukarıdaki su buharı arkadaşlar atmosferin içindeki soğuk bölgelerde yoğuşmaya başlar. Yoğuşmak ne demek? Maddenin gaz halinden sıvı haline geçişine yoğuşma diyoruz. Evet, soğuk bölgelerde yoğuşarak kar, yağmur ve benzeri yağışlarla yeryüzüne tekrardan iner. Bir kısmı göl, gölet gibi su birikintisi olarak toplanabilir. Bir kısmı da toprağa ve toprağın altına yani yeraltı sularına katılıyor. Yeraltı sularında çeşitli yollarla tekrardan yerüstü sularına dahil oluyor ve döngü tekrarlanmış oluyor. Şurada gördüğünüz resimde yeryüzüne yukarıdaki yoğuşan hava ve yağmur, kar dolu olarak inmiş. Göl, nehir, deniz ya da kara altı suları olarak da devam etmiş. Daha sonra canlılar solunum ve terleme çeşitli buharlaşma yollarıyla tekrardan atmosfere suyu geri kazandırmışlar. Ve yeryüzünde canlı olmayan diğer faktörler, göl, nehir, deniz, kara altı suları gibi bunlar da yine buharlaşarak atmosfere karışmış ve daha sonra yoğuşan hava yine aşağıya inmiş. Bu şekilde de kısaca özetleyebiliriz. Bakın, yeraltı sularını burada görüyorsunuz, yeraltı suları. Bu sular bir zaman sonra denizlere, göllere karışıyor. Ve oradaki sıcak havayla beraber buharlaşan su yukarıya doğru çıkıp atmosfere karışıyor. Atmosferdeki gaz halindeki su buharı yoğunlaşarak su damlaları şeklinde çeşitli yağışlarla tekrardan eski haline, eski yerine geri dönüyor. Şu tarafta da görebilirsiniz canlıların terlemesi, bir bitki mesela. Süblimleşme olayları vesaire çeşitli hava olayları ile aynı şekilde devam eden bir su döngüsünden bahsediyoruz. İkinci göreceğimiz döngü karbon döngüsü. Karbon biliyorsunuz ki canlıların yapısını oluşturan organik moleküllerin başında geliyor arkadaşlar. Sırf karbon için ayrıca bir organik kimya denilen bir alan üretilmiş. Yani karbonun
yaptığı bağları, oluşturduğu molekülleri, ayrıca canlı çeşitliliğine sağladığı katkılar vesaire hepsinin araştırılması organik kimya alanında gerçekleşiyor. Ve karbonu biz temel element olarak sayıyoruz. Yeryüzünde dolaşıma katılan en önemli karbon bileşiği de karbondioksittir bildiğiniz gibi. Nasıl oluşturuyoruz canlılar olarak biz karbondioksiti? Çeşitli solunum reaksiyonları sonucunda açığa çıkararak oluşturuyoruz. Yerkürenin karbon kaynaklarının biri de kireç taşı kayaları arkadaşlar. Kireç taşları havayla temas ettiği zaman aşınmaya ve erozyona uğruyor. Ve kireç taşının içindeki karbon minerali yavaş yavaş ayrışarak karbondioksit halinde denizlere ve atmosfere karışıp karbon döngüsüne katılıyor. Bir diğer yolu da karbonun döngüye katılmasındaki sudaki fitoplankton adını verdiğimiz bu mikroskopik canlılar. Bunlardan bahsetmiştik. Suda çözülmüş olan karbondioksiti fotosentezde kullanıyorlar. Hatırlayalım, fotosentez ışıkla besin üretme senteziydi. Yani ışığın da etkisiyle klorofil taşıyan canlılar karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretiyordu. İşte buradaki fitoplankton dediğimiz canlılarımız da karbondioksiti kullanıyorlar. Karalara baktığımız zaman da karalardaki yeşil bitkiler yine atmosferdeki karbondioksit fotosentez olayında kullanıyorlar. Daha sonra fotosentez yapmak için karbondioksit kullanıldığı zaman içerisindeki bağlı karbon atomu bu canlının yapısına katılmış oluyor. Ve bitkinin yapısındaki karbonu da onunla beslenen diğer hayvanlar kendi bünyelerine aktarmış oluyorlar. Bakın, bir tane karbonumuz vardı. Nereden nereye geldi? Daha sonra biz diyelim ki o bitkiyi yedik. Karbon artık bizde. Biz de yediğimiz besinleri, yani karbonu yıkarak, biliyorsunuz ki oksijenle parçalama yapıyoruz solunum olayında ve bu olayın sonucunda karbondioksiti içimi, o karbonu oksijenle birleştirerek tekrardan atmosfere katmış oluyoruz. Yani aslında fotosentez ve solunum olayları birbirinin zıttı demiştik ve beraber çalışan karbon döngüsüne katkı sağlayan iki tepkime, bunu unutmuyoruz. Ayrıca bitki ve hayvanların ölüleri ve artıkları da yine ayrıştırıcılar tarafından parçalanıyor ve açığa yine karbondioksit çıkıyor. Bu karbondioksit tekrardan atmosfere geçiyor. Yani yine biz karbonu atmosfere katarak döngüye katmış oluyoruz. Ve bir diğer hali de bitki ve hayvan fosillerinin toprağın altında uzun süre kalmasıyla oluşan kömür, petrol gibi yakıtların ve kurumuş bitki dokularını yaktığımız zaman oluşan karbondioksitin atmosfere karışması. Biliyorsunuz ki yanma olayları yine karbondioksit gibi gazlar üretir ve burada üretilen bu karbon tekrardan atmosfere karışmış olur. Atmosferdeki karbondioksitin canlı bünyesine girmesi ototrof canlıların yaptığı fotosentez ve kemosentez olayıyla olur. Buraya çok dikkat edelim. Yani atmosfere pek çok şekilde biz karbonu katıyoruz. Bunu artık öğrendik. O karbonun tekrardan aşağıya inmesi, yani canlı bünyesine katılması, döngüyü devam ettirmesi fotosentez ve kemosentez olaylarıyla gerçekleşecek. Kim yapacak bunu? Ototrof, kendi besini üretebilen canlılar yapacak. Buradaki resimde de yine karbon döngüsünü özetleyebiliriz. Bakınız, atmosferdeki karbondioksitten başlayalım. Bu karbondioksit aşağıya üreticilere iniyor, ototrof canlılara. Bunlar fotosentez ve kemosentez yaparak katkı sağlıyorlar. Daha sonra bünyelerindeki karbon tüketiciler tarafından tüketilmiş oluyor. Daha sonra bu tüketiciler solunum yollarıyla karbondioksit tekrardan havaya salabilir. Bir. Ya da üretici ve tüketici öldüğü zaman onu parçalayan ayrıştırıcılar yine solunum yoluyla onların bünyesindeki karbonu havaya karıştırabilir. Ya da kireç taşlarının aşınmasıyla yapılarında bulunan karbonun karbondioksit olarak tekrardan atmosfere verilmesi şeklinde görülebilir. Ya da ne dedik? Yanma olayları, petrol, kömür, doğalgazın yanması gibi açığa karbondioksit saçtığı için o da yine atmosfere verilmiş olur. Aslında pek çok yol döngünün atmosfere katılmasına yardımcı olurken sadece üreticilerin gerçekleştirebildiği fotosentez ve kemosentez olayları sayesinde tekrardan aşağıya karbon inmiş oluyor diyoruz. Bu noktada sera etkisi ve küresel ısınmadan birazcık bahsetmek istiyorum. Daha sonra yine karşımıza çıkacak bu konu. Ama karbonla da ilişiği bulunduğu için bahsetmekte fayda var.
Arkadaşlar dünyamız üzerine düşen güneş ışınlarından çok dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınıyor. Öncelikle bunu anlıyor olmamız lazım. Yani güneş ışınlarını yolladığında ısıtmış olmuyor. O ışınları biz tekrardan yansıttığımız zaman yukarıda bekleyen karbondioksit, metan, su buharı gibi gazlar tarafından tutuluyor. Bu gazlar bu ısıyı tuttuğunda dünyamız ısınmış oluyor. İçeriye alınan ısı tekrardan atmosfer dışına kolay kolay gönderilmiyor. İşte bu tutulma olayına sera etkisi deniyor. Çünkü neden sera etkisi? Seraları bilirsiniz. Bitkilerin yetiştirildiği kapalı alanlar ve içerisinin çok sıcaklığının belli bir oranda tutulabiliyor olması lazım. Yani kontrol altında tutabiliyoruz biz ısıyı seralarda. İşte dünyamızın da kendi ısısını bu şekilde kontrol altında tutabilmesini sera etkisi olarak adlandırmışlar. Ve normalde sera etkisi güzel bir etki. Isının sabit kalmasına yarıyor. Fakat bu gazların miktarının arttığını düşünün. Yani bu karbondioksit, metan gibi gazların aslında zehirli olan, toksik etki yarattığı bu gazların miktarının çok fazla arttığını düşünün. Ve bu sayede de yerkürenin ısınmasının çok daha büyük oranda arttığını düşünün. İşte böyle bir durumda dünyamız tehlike altına giriyor. Ne gibi? Küresel ısınma, buzulların erimesi, pek çok canlının evsiz kalması ve daha sonra belli döngülerin tekrar edememesi gibi iklimin değişmesi vesaire gibi kötü etkilere yol açmış oluyor. Bu durumda da arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kullandığımız yakıtlara dikkat etmemiz lazım. Doğal yakıtlar kullanmamız lazım. Kömürden, fosil yakıtlardan vazgeçiyor olmamız lazım. Ormanları yok ediyoruz, aşırı tarım yapıyoruz vesaire. Bunların hepsi atmosfere fazla miktarda karbondioksit ve diğer gazları saldığı için sera etkisinin artmasıyla küresel ısınma artmış oluyor arkadaşlar. Bu durumda da yine yapılacak şey biz insanlığa düşüyor. Daha duyarlı olmamız gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Siz de sera etkisini sabit oranda tutabilmek ve küresel ısınmaya mani olmak için neler yapabileceğimizi düşünün, araştırın derim. Ve bunun için çalışın. Dünyamıza, doğal döngülerimize siz de katkıda bulunun. Ve hep beraber dünyamızı korumaya devam edelim arkadaşlar. Evet, bir sonraki döngümüz azot döngüsü. Biliyorsunuz ki atmosferimizde en yüksek oranda bulunan gaz azot gazı. %78 gibi yüksek bir oranda aslında azot bulunuyor atmosferimizin içerisinde. Fakat şu çok önemli bir detay, altını çizmek istiyorum. Hiçbir bitki ve hayvan grubu bu serbest azotu doğrudan kullanamaz arkadaşlar. Yani diğer gazları daha demin gördük karbon ve su döngüsünde direktman kullanabiliyorken azot gazını doğrudan kullanamıyoruz. Bitkiler de yapamıyor, hayvanlar da yapamıyor. Peki biz bu azotu döngüye nasıl katıyoruz? Öncelikle bu azotu bitkilerin alması lazım ki diğer canlılar onları yiyerek bünyelerine katsın. Aynı karbon gibi düşünün. Evet, bu azotun bitki tarafından alınması için nitrat dediğimiz tuzlara çevrilmesi lazım. Nitrat tuzuna bakın. Nitrat NO3 çevrilmesi gerekiyor. Az da olsa bazı bitkiler amonyumu yani NH4'ü kullanabilir. Yani azotu amonyum olarak da alabilir ya da nitrat tuzu olarak alması lazım. Ve bitkiler nitrit, amonyak ve serbest azotu kullanamıyorlar. Bu da önemli bir not. Yani aslında nitrit de olsa amonyak halinde ve serbest azot halinde kullanamıyorlar. Ya nitrat tuzu olarak ya da bazı durumlarda bazı bitkiler amonyum olarak azotu bünyelerine katabiliyorlar. Bunu unutmayalım. Ve bu azotun bitkilerin bünyesine katılıp daha sonra bize geçme ve tekrardan havaya katılma olayını aşamalandıralım. Bunun öncesinde üstüne basmak istediğim bir not var. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Azot gazı atmosferde en fazla bulunan gaz ve %78 oranında bulunuyor diyoruz. Ve bunun önemi nedir? Peki azot neden bu kadar önemli? Çünkü azot gazı aslında oksijeni seyrekleştirir ve havanın solunabilir hale gelmesini sağlar. Biliyorsunuz ki oksijenli solunum yapan canlılar için oksijen şart ve oksijeni alabilmemiz yani soluma yoluyla vücuda katabilmemiz açısından havanın yoğunluğunun azaltılması gerekiyor. Bunu da azot sağlıyor. Ayrıca doğadaki yanma olaylarının yavaşlatılması. Yani ne demiştik? Küresel ısınma sera etkisinin artması sonucu oluşur. Sera etkisi de yanma olayları sonucu çıkan karbon, metan gibi gazlar sonucu artar demiştik. Bu yanma olaylarının yavaşlatılması durumu yine azot sayesinde gerçekleşiyor. Bu yüzden bu döngünün devam etmesi çok önemli. Şimdi bu döngünün nasıl gerçekleştiğinden bahsedelim. Öncelikli olarak
Arkadaşlar baklagil dediğimiz bitki grubunun kök yumrularında yaşayan rizobium adındaki yani rizobium türündeki azot bağlayıcı bakterilerimiz. Bu bakteriler havadaki serbest azotu alıp baklagillerin köklerinde bitkinin alabileceği nitrat tuzuna dönüştürme özelliğine sahip bakteriler. Yani ne yapacaklar? Havadaki serbest azotu alacaklar. Bakın bunlar bitkinin kökünde yaşıyor. Daha sonra o azotu nitrat tuzuna çevirerek bitkinin kullanmasını sağlayacaklar. Biz bu olaya biyolojik azot fiksasyonu adını veriyoruz. Biyolojik azot fiksasyonu. Bir diğer azotun kullanılması da doğa olaylarıyla gerçekleşiyor. Hangi doğa olayları olabilir? Yıldırım, şimşek gibi atmosferik olaylar. Bu atmosferdeki azotun amonyuma ve nitrata dönüştürülerek yağmur ile birlikte toprağa geçmesine sebep oluyor. Buna da kimyasal azot fiksasyonu adını veriyoruz. Fakat hatırlatmakta fayda var. Bitkiler amonya direkt olarak kullanamıyor. Amonyumu ve nitrat tuzlarını kullanabiliyorlar. Bir diğer yöntem insanlar tarafından suni nitratlı gübrelerin üretilmesi ve bunların tarımda kullanılması yine topraktaki azot tuzlarının artmasına yol açıyor. Evet, peki devamında ne olacak? Artık elimizde bir sürü azot tuzu var. Bu azot tuzu nasıl kullanılıyor? Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki bitkiler azot tuzlarını kullanacak ve organik olarak yapılarına katacak. Biz de onlardan faydalanacağız. Toprağa gelen azot tuzlarını su ile birlikte kökleriyle kendilerine katıyorlar ve organik besin sentezinde kullanıyorlar, besin üretiyorlar ve biz de hayvanlar da bu bitkilerle beslenerek oluşan besinleri yiyerek bu azotu aslında kendi bünyemize katmış oluyoruz. Pekala, bizim bünyemizdeki azot tekrardan nasıl inorganiğe dönüşebilir? Bunu yapan canlı grubunu hatırlarsınız. Bu bütün beslenme basamaklarının hepsinde yer alan bir canlı grubuydu. Bunlar saprofit canlılar. Saprofit canlılar tekrardan bu bizim içerimizde bulunan organiği inorganiğe dönüştürmekle görevliler. Kimdi bunlar? Bazı bakteri ve mantar türleri olabilir. Bizim organik atıklarımızı ya da ölen organizmaların kalıntılarını yani azotlu organik bileşikleri parçalayarak amonya dönüştürmekle görevliler. Biz de bu olaya kokuşma, putrifikasyon diyoruz. Çünkü bu yapıldığında amonyak çok güçlü bir baz diyoruz. Çok zehirli bir ve yoğun kokulu bir madde. Bu yüzden putrifikasyon adını vermişler. Şurasında da hemen özetleyelim. Azotlu organik atıklar ya ölmüş ya da atık olarak dışarıya yolladığımız atıkları saprofit canlılar amonyağa çeviriyor NH3 ve bu olaya da çürüme diyoruz. Şimdilik amonyak halinde bekliyor azotumuz. Daha sonra ne oluyor? Ve bu amonyak bitki tarafından doğrudan kullanılamaz. Bunu söyledik zaten. Peki ne olması lazım? Amonyon amonyuma yani kullanılabilir olan amonyuma dönüştürülmesi lazım. Ne yapacak? Bir hidrojen iyonunu kendine katacak ve amonyuma dönüşecek. Bu sayede bitkiler onu kullanabilir. Pekala bu olay nasıl gerçekleşiyor? Oluşan amonyak kemosentetik bakterilerden olan nitrit bakterileri tarafından nitrite dönüştürülüyor. Yani nitrit bakterileri bu amonyağı alıp nitrit haline getirmeli arkadaşlar. Öncelikle yapılacak ilk işlem bu. Daha sonra nitriti de bitkiler direkt olarak kullanılmıyor. Ne olması lazım? Nitrat tuzu elde etmemiz lazım. O zaman bu sefer devreye nitrat bakterileri giriyor. Nitrat bakterileri de bitkilerin kullanacağı nitrata dönüştürüyor ve nitrifikasyon olayı tamamlanmış oluyor arkadaşlar bu sayede. Tekrar ediyorum. Öncelikle saprofitler tarafından organik atıklar amonyağa çevriliyor NH3 ve daha sonra nitrit bakterileri amonyağı nitrite çeviriyor NO2. Daha sonra nitrat bakterileri nitriti NO3 yani nitrat tuzlarını çevirerek bitkilerin yapısına tekrardan katılabilmesine sağlıyor. Pekala artık azotumuz bitkinin içerisinde. Peki bunun tekrar döngüye katılması yani atmosfere geri verilmesi lazım. Bu nasıl gerçekleşecek? Öncelikle bu nitrifikasyon olayının tam tersinin gerçekleşmesini beklersiniz. Bu yüzden olayın ismine denitrifikasyon denmiş. Nedir peki denitrifikasyon? Bu nitrat tuzlarının tekrardan nitrite çevrilmesi. Kimler tarafından? Yine denitrifikasyon bakterileri tarafından. Ve
Bu nitritin yavaş yavaş belli başlı aşamalardan geçerek doğadaki serbest azot haline tekrardan çevrilmesi. Yani yavaş yavaş etraf ona bağlanan atomlardan belli bakterilerin tek kümeleriyle birlikte koparılması ve yalnızca serbest azot haline getirilerek doğaya karışması olayı denitrifikasyon olarak isimlendiriliyor. Evet arkadaşlar, bir resimle özetleyelim tekrardan olayı. Öncelikle atmosferdeki serbest azot atomundan başlayalım. Hatırlayalım. Bu azotu bitkiler ve hayvanlar direkt olarak bünyelerine katamıyorlar. Belli durumlarda belli maddelere çevrilerek katılması gerekiyor. Bu yüzden öncelikle bu azotun toprağa karışması lazım. Toprağa nasıl karışacak? İki yolu var demiştik. Ya çeşitli yıldırım, şimşek gibi olaylarla beraber amonyum, amonyak, nitrat gibi maddelere çevrilerek toprağa karışacak. Ya da topraktaki baklagil bitkilerinin kökünde bulunan azot bağlayıcı bakteriler tarafından tutulup çeşitli azot tuzlarına çevrilmesi lazım. Daha sonra ne olacak? Bu azot tuzlarını artık bitkiler kullanabiliyor olacaklar. Kökleriyle beraber alacaklar. Bünyelerinde çeşitli organik besinlere çevirecekler. Bu besine çevrilmiş azotu biz işte hayvanlar, diğer canlılar kendi bünyelerine katarak devam ettirmiş olacaklar. Ve sonrasında ayrıştırıcı dediğimiz canlı grubu ölü olan organizmaları ya da bizden çıkan organik atıkları ayrıştırma yapacaklar ve amonyak haline getirecekler. Amonyak haline gelmiş olan azotumuz hidrojenle birleşerek amonyuma çevrilecek ve amonyuma çevrildiğinde artık tekrardan ya bitkilerin yapısına katılıp aynı döngüyü tekrar edecek ya da denitrifikasyon bakterileri tarafından serbest azot haline dönüştürülerek atmosfere katılacak. Peki başka ne oluyor bu amonyağın başına? Başka ne geliyor olabilir? Nitrifikasyon dediğimiz olay geliyor olabilir. Bu ne demek? Nitrit bakterilerinin amonyağı nitrite çevirmesi, daha sonra nitritin bitkiler tarafından kullanılabilen nitrat bakterileri tarafından nitrata çevrilmesi ve bu nitratın da tekrardan ya bitkilerin kullanılması ya da denitrifikasyon bakterileri tarafından serbest azota çevrilerek atmosfere karışması durumu. Evet, bu döngü diğer döngülerden biraz daha karışık gelebilir size. Benim tavsiyem, bunu defterinize yazın. Çizin, tekrar tekrar anlatın. Her aşamanın üzerinden yavaş yavaş geçin. Çünkü bunun içerisinde bir değil birden fazla döngü var. Tek tek bütün döngüleri inceleyerek ilerlerseniz daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Evet, şimdi size 2016 LYS'den bir soru getirdim. Okuyalım. Doğadaki azot döngüsündeki denitrifikasyon basamağı aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlar? Denitrifikasyonu hatırlayalım. Nitrat tuzlarının tekrardan denitrifikasyon bakterileri tarafından serbest azot haline getirilerek atmosfere karışması olayıydı. Evet, bu basamakta ne sağlanır? Tek tek gidelim. Amonyaktan nitrit oluşumu nitrit bakterileri tarafından yapılır. Nitrifikasyon olayı. Nitritten nitrat oluşumu yine nitrat bakterileri tarafından yapılır ve yine nitrifikasyon olayına girer. Azotun gaz halinde atmosfere verilmesi. Evet, amacımız zaten bu. Diğerlerini okuyalım. Atmosferdeki azotun bazı bakterilerce bağlanması. Baklagillerin kökündeki rizobium bakterilerinden bahsediyor. Bitkilerin suda çözünen azot tuzlarını alması. Bu da bambaşka bir olay. Evet, bir diğer sorumuz. Ekosistemin su döngüsünde etkili olan yoğuşma, terleme, buharlaşma, solunum olaylarından atmosferin su oranını azaltanlar ve arttıranlar hangisinde doğru verilmiştir? Evet, güzel bir soru bu. Atmosferdeki su oranından bahsediyor arkadaşlar. Yani yeryüzündeki suyun tekrardan su buharı olarak atmosfere katılması arttıranlar ve tekrardan atmosferdeki suyun aşağıya yeryüzüne inmesi azaltanlar olarak isimlendirilecek. Hatırlayalım. Öncelikle artıranlar için canlıların terlemesi, deniz göllerin buharlaşması ve solunum olayları biliyorsunuz ki atmosfere suyun su buharı halinde karışmasını ve su oranını arttırmasını sağlar. Geriye yoğuşma kalıyor. Yoğuşma da gaz halden sıvı hale geçiş, tekrardan aşağıya inmesi demekti. Atmosferin su oranının azalması demekti. Bu yüzden cevap Adana olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuz 2011 LYS biyolojiden. Doğadaki azot döngüsünün bir kısmını gösteren yukarıdaki şekilde KLM bakterilerinin adları yandakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Öncelikle resmi inceleyelim. Havadaki serbest azotu K
bakterileri amonyuma çevirmiş. Daha sonra nitrite ve daha sonra L bakterileri tarafından nitrata çevrilmiş. Gördüğünüz gibi şurada bir bitkinin kökünün büyütülmesi sonucu K bakterilerin bu işlemi yaptığı görülüyor. Ve bu durum bize bunun rizobium bakterileri, yani aslında azot bağlayan bakteriler olduğunu söylüyor. K bakterisinin azot bağlayan bakteri olması lazım. Daha sonra L bakterisini incelediğimizde nitritin nitrata çevrildiğini görüyoruz. O zaman nitrat bakterilerinden bahsediyor burada. L nitrat olacak. Cevap çıktı zaten. Denitrifikasyonda tekrardan azotun serbest azot halinde havaya karışması demek. Bunu yapan da M bakterileri ise eğer denitrifikasyon bakterileridir. Cevap Bursa. Son olarak 2005 ÖSS'de sorulmuş bir sorumuz var. Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir. Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar? Yani aslında azot döngüsünün basamaklarını sıralamamızı istiyor. Saprofit bakterilerin amonyak oluşturması, denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti, baklagil kök yumurcuklarındaki simbiyotik bakterilerin faaliyeti. Öncelikle havadaki serbest azotun toprağa karışması lazım. Bunu da baklagilin kökünde bulunan rizobium bakterileri sağlıyordu. O yüzden bir numara olarak 3'ü gösteriyoruz. Daha sonrasında toprağa karışmış olan bu azot saprofit bakteriler tarafından amonyağa çevriliyordu. Ve daha sonra da bütün olaylar gerçekleştiğinde denitrifikasyon bakterileriyle tekrardan havaya dönüşü gerçekleşiyordu. Bu sayede 3, 1, 2 olarak D şıkkını işaretleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizden bu kadar. Tekrar yapmayı unutmayın. Defterinizde bütün döngülerin şeklini görmek istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.